İnanamıyorum Asuman ya. Vallahi kabullenemiyorum. Çocuğu ne hale getirdiler. Ne bileyim Cemile ya. Vallahi benim de içime sinmiyor. Her şey çok tuhaf. Kendimi düşünüyorum. Bana bir şey olsaydı Ramazan ne yapardı? Asla evlenmezdi. Ben evlenmesini isterdim ama. Hayatı boyunca yalnız kalmasını istemezdim. Gerçi Ramazan'a bir şey olsaydı ben ne yapardım? Ben de asla evlenmezdim. Allah Allah. Kız ağzını bir hayra aç ya. Tövbe tövbe, Allah korusun. Kızım, bu yaptığınız yanlış, biliyorsun değil mi? Çocuğu yalnız bıraktınız. Ay, ne yapalım baba? İki yüzlülük mü yapalım? Sen de bağ. Heh. Gidelim, ay ne güzel mutluluklar mı diyelim ha? Cemile, Taner'in düğünü iptal. Nasıl yani? Ertelenmiş mi? Yok ya, komple iptal, vazgeçmiş. Ben size ne dedim? Aklı başına gelecek demedim mi? İyi de nasıl olacak oğlum? Ha? İş nikaha kadar varmış. Nasıl iptal olacak? Vallahi ben de bilmiyorum baba. Selam'ı aradı az önce. Ondan öğrendim ben de. Babam, sen Yağmur'a bakarsın değil mi? Hadi biz gidelim. Ya şunları şunu şuraya koyalım. Şunu şunun üstüne koyalım. Dilek biz geldik. Ben yapamadım. Yani yerine kimseyi koyamadım, koymayacağım da. Artık bitti. Bitti yani, benim için kapandı bu evlilik defteri. Neden vazgeçmem gerekiyorsa vazgeçeceğim. Ama senden vazgeçmeyeceğim, yok. Vazgeçmeyeceğim. Sen bak. Benim can dostum burada. Bana büyüyünce arkadaşlık yapar. Değil mi Halim? He? Değil mi oğlum? Değil mi aslan parçam benim? Amcaoğlu, sen ne yaptın ya? Yapamadım amcaoğlu. Aferin Taner, en doğrusunu yapmışsın. Sen haklıymışsın, Yasemin doğru kişi değilmiş. Gerçi ben artık doğru kişiyi de aramıyorum. Yani en doğru kişiyi de bulsam bu denklemin içinde hep yanlış olacak. İyi misin peki? Sen bize kırgın mısın oğlum? Amcaoğlu, ben ne olursa olsun beni yalnız bırakmazsınız diye düşünmüştüm. Ama bıraktınız. Canınız sağ olsun, ne diyeyim? Ama Taner, yani ben hani aklım başına gelsin diye... Tamam. Oğlum yürüyelim, tamam.